Baltazar. Ha? Sen benimle gel. Allah'ım inşallah muşamba olmasın. Allah'ım inşallah muşamba olmasın. Kim yapmış? Gördünüz mü sefer? Yok ama... Ama... Görseniz ne, görmeseniz ne? Kim olduğunu biliyoruz neticede. Bugünlere de şükür olsun be. Hay maşallah Bilal'a. Hay maşallah. Senin böyle güldüğün vaki midir ya? He? 40 yılda bir keyfimiz yerinde. Dokunma ya. Hayır olsun. Hayır hayır. Bu gece öyle bir iş bitirmişiz ki... Koçovalı'nın aslanları sayesinde. Bu Koçovalı dediğin... Kendisi ne onların? Ya... Öyle bir el verdiler ki. Bana bak bunlar geri döndüyse bizim de yüzümüz güler be ha? Ne o? Senin de mi bir derdin var? Bizde dert bir değil ki. Neyse kaçırmayayım keyfini baba. Tamam beklesinler. Boşuna demedim dert bir değil diye. Kapıya dayanmış şerefsizler. Dur şimdi. Bunlar haracını almazsa mevzu çıkarır yine. Sen nasıl olsa buradasın. Döndüğümüzde konuşuruz. Ne oluyor? Belki bakarız çaresine. Hadi eğlenceler. Aslan geldi, aslan. Sağ olasın, var olasın. Bilal amcam. Geç otur. Hadi, bir işi koy yavaş abimize. Bu gece öyle bir iş halletmişiz ki... Elinize sağlık, sağ olun. Evet. Eyvallah. Bilal amca geçmiş olsun da... Cümlemize, cümlemize. İdris aslanlar gibi yetiştirdi sizi. Yaşasaydı da görseydi keşke. Evlatların nasıl durduğu Bilal amcasının arkasında. Estağfurullah. Bu da bizden size ufak bir hediye. Hakkınızı karşılamaz ama. Ya Bilal amca olur mu işte ya? Lütfen. Ben yetiş ya Hızır demişim. Hızır yetişmiş. Hızır'ın durumunu görmesem de duymuşluğum var. İki göz odada onca insan. İdris nasıl beni size emanet ettiyse siz de bana onun emanetisiniz. Bunu almazsan beni ezmiş olur. Al şunu be. Tamam. Halledeceğim ben. Neyi halledeceksin lan? Bu kaçıncı oldu? Yamaç ipini kopardığı gibi geliyor. Sen bile durduramıyorsun işte. Gördün. Durduracağım. Salih. Kardeşin diye kıyamıyorsun.
Zarar zeval gelmesin istiyorsun ama bu iş böyle olmaz. Bu çocuk seni ezmeyi göze almış bile. Beni hiç kimse ezemez. Ne küçüklerim, ne de büyüklerim. Ben halledeceğim. Bilal'i de ben halledeceğim. Yamaç'ı da ben halledeceğim. Hiç kimse karışmayacak. Hiç kimse. Misin Medet? Aa, yuvarlandım. Fark ettim. Ne oldu ya o gece gece? Mangalda işiniz bitti mi? Ha, bitti. Versene. Vereyim. Yine yangın. Hasta kardeşe aileme dokunma. Tsunami gibi döneriz. İdris amca bana söz verdi. İdris amca bana izin verdi. İdris amca Ali Çay'a izin verdi. İdris amca Ali Çay'a söz verdi. O bana söz verdi. O izin verdi. Cephe atlar, sokak yanlar, cephe koyar. Evet. Söyle de ellemesinler. Sağ abi. Bıraksınlar. Yansın. Ha. Ama Aliço'nun kulübeye sıçramayacak. Orası yanarsa ben de sizi yakarım ona göre. Hadi. Beyler bırakın, bırakın. Döndürmeyin, bırakın. Mahmut. Tamam, döndürme, bırak. Dur abi. İş yeri sahiplerinin haberi var mı bundan? Haber verdim abi. Beyefendi. Döndürmediler mi? Nasıl lan? Tamam tamam geliyorum. Selamünaleyküm. Ben seni aile babası sanıyordum ya. Değil misin, tek misin? Öyle mi? Boş yani. Güzel. Şimdi anlıyorum. Senin bu yuva meselesini anlamaman normal. Neyse hadi git sen dükkanını kurtar.
Git git. Bartolo'ya da söyle. O düzeltsin, ben bozarım. O söndürsün, ben gene yakarım. Roma'ya kadar. Git. Şöyle, eli üstünde, baş yerde, şu hale bak. Rahmetli o şey yapardı hep. Cumali bir dur. Cumali bir sakin lan. Lan önce bir dinle lan. Lan önce bir düşün Cumali. Lan böyle ateş alır gibi bir gün kendini de yakacaksın. Bizi de yakacağım derdi. Severdi mi? Rahmetli. Canım. Ha, öyle öyle. Vallahi öyle. Kızardı ama severdi. Hı. Ben böyle göğsümü gere gere çıkardım karşısına. Bak derdim diskoçoğlu. Vurdum, kırdım. Ama hakkımı aldım. Gözleri parlardı. İçinden ulan kerata derdi. Helal olsun derdi. Uyardım ben. Cumali Koçovalı. Nereden nereye? İyi oldu. Yani babamın ölmesi iyi oldu. Şimdi öyle değil. Yani benim böyle bu halde görmedi. İyi oldu yani. Ya arkadaş, bu nasıl bir inattır ya? Vay babu. Hani yok, tövbe ondan da gel. Ya o inat, sen ondan daha inat. Biliyem, kardeş sizin hayatında abi hayran. Susacak mısın? Susturayım mı? Ne yapacaksan? Bu mesele ayrı. Yamaç Efendi'yle daha hesabımız kapanmadı. Senin anlayacağın macera daha yeni başlıyor abi hayran. Lehe. Sen yine de sus dedin mi sus? Tamam lan yeter yeter. Çok güzel oldu. Tamam. Ben geleceğim yine sana. Çak. Aç bakalım hadi. Thank you.
Afiyet olsun. Koyayım mı sana da? Koy. Eşlik edeyim. Oh. Abim. Gelmedim daha. Geldi. Geldi, sızdı burada. Sonra işte şimdi yukarı çıktı, yaptı. Senin bu halin ne? Önemli değil, ben iyiyim. Dert sende. Nedir? Bilal amca aradı bugün. Sizden yardım istedi. Ben söyleyemedim. Bir şey demeyeceğim mi? Hayır. Buna diyecek şey yok. Niye yaptığını biliyorum. Niye yaptım? Aileni korumak için. Tamam. Cumali abime bir şey olmasın diye. Bu güzeller güzeli. Melek kızına zarar gelmesin diye. Karanlıkta, bu sıkışmışlıkta hepimiz bir yol bulmaya çalışıyoruz. Senin de bulmaya çalıştığın yol bu. Biliyorum. Babam ne de iyi ki beni böyle görmedi. Onun için de çok zor, biliyorsun. Benim için kolay mı? Hep bana diyor, gülüm bak ben bu muyum? Bu mu Cumali? Ben bu muyum Yamaç? Ben bu muyum? Değilim ben artık. Ben artık başka bir kadın oldum. Öyle sessiz, sakin, evinde, çoluğunda, çocuğunda. Hoş o da öyle. Hani dedim hiç değilse geceleri rahat uyuyor. Evinde mutlu, huzurlu. En azından 50'sinde görecek diyordum ama ateşi gitti. Gitti. Ben istemedim. Ben hiç böyle olmasını istemedim ki. O yaşasın istedim. Damla. Biz başımız önde yaşayamıyoruz ki. Başı dik ölsün mü diyorsun? Senin ateşin gitmedi mi senin? Ha, kendin söyledin. Yolunuz aynı. Yorumlar farklı, değişiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi Damla? Hepimiz aynı bokun laciverdiyiz. O ateş dediğin şey var ya, ateş. Ben ona zehir derdim, zehir çünkü. Zehir. Bir yandan o olmadan yaşayamıyoruz. Öbür yandan da o olmadan biz olamıyoruz. Öyle mi? Ateş dedik. Şu halime bak. Ben sana bir şey getireyim.
Yok ki kancam şimdi. Yani. Diyorsunuz. Salih halledecek mi sizce? O halletmezse ben halledeceğim. Artık yeter. Ne yapacağımızdan haberi olmasaydı yapamazdı. Haklısınız. Celasun. Gereğini yapmamı ister misiniz? Benden haber bekle. Ne konuda? Celasun sıkıntılı. Karaca da korumak ister onu. Salih de. Alenen çekip vurulmaz. Yani? Yani önce tavşana kaç diyeceğiz. İyi niyetimizi göstereceğiz. Ondan sonra başına geleceklerden kimsenin haberi olmayacak. Peki bunu nasıl yapacağız? Belki bizim iyi niyetimize inanmaz. Ama Karaca'nınkine inanır. Hayırdır? Saat kaç? Amca. Uyku tutmadı. Bir mahalleye dolaşayım dedim. İyi etmişsin. Var mı sıkıntı? Yok amca. Sakin. Güzel. İyi geceler. Bunu da kontrol edeceksiniz. Ulan ne içtik gece ya? Thank you.
Günaydın. Babam. Kızım. Uyandın mı? Uyandım. Günaydın. Günaydın. Hem de çok güzel günaydın. Ay, kalkacağız mı? Kalkacağız tabii. Hatta uçacağız, uçacağız. Annem uçacağız. Anneme gitmeyeceğiz şimdilik. O gelsin. Gelecek. Yakın zamanda, az kaldı. Ama biz ne yapacağız? Biz şimdi evimize gideceğiz. Evet yani. Söyleyeyim mi kulağına? Gel. Sürpriz. Sürpriz, 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 sürpriz. Günaydın. Karacam, günaydın. Hayırdır bu saatte? Amca çağırdı da bir mesele varmış. Nedir? Hiç bilmiyorum. İyi. Sen nereye? Ufak bir işim var. Sorarsa kahveye gitti dersin, tamam? Tamam. Amca, hayırlı sabahlar. Geç şöyle. Amca ne oldu söylesene, merak ettim. Celasun. Yapmaz diyordun. Yaptı. Sen onu çok savundun. Ama hata yaptın. Bu konu kapanacak artık. Tamam. Madem öyle müsaade et, ben halledeyim. Ne yapacaksın? Çukur'dan göndereceğim. Gider mi? Gider. Ben ikna ederim onu. Kaybedecek zaman yok Karaca. Tamam amca. Tamam. Ben halledeceğim. Söz. O vakit 2 gün. O da senin hatırın var diye. 2 güne gitmezse cezasını keserim. İçir bakalım. Ata söyle uyandırmasın. Abim kalkmadı mı? Çıkmış çoktan. Ha. Tamam ben de o zaman çıkayım. Çıkayım da kızıma sürpriz yapayım. Sürpriz. Aa, ne sürprizi acaba? Aramızda. Aramızda. Bizim aramızda değil mi? Evet. Ben buna bak.
şunu. Tamam. Oh, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Baba ya, küçük. Küçük küçük. Hoppa. Bay bay. Canım babam. Bay bay. Neymiş bu? Bir gün bu kaplumla sokakta yürürken... Damla! Dur bakalım. Bir babaya bakayım, hemen geliyorum. Damla! Ne oldu? Bu nasıl, kim, nereden? Bilmiyorum ki. Belli ki birilerinin hala umudu var. İnşallah onların da başına bir şey gelmez. Bir an babam da içindeymiş gibi oldu. Daha iyi ama. Öyle eskisi gibi bağırmıyor. İyi. Semptom yoksa iyi. Güzel. Acaba çağırayım mı? Değil mi? Gel. Yusuf, aç mısın? Yok, iyiyim ben. Vallahi içeri gelip bizimle bir şeyler ye istersen. Afiyet olsun, gerçekten aç değilim. Tamam. Sağ ol. Aç değilim diyor. Ama olmaz. Olmaz. Yalnız, tek başına. Olur mu Aliço? Biz varız burada. Aç ama. Karnı aç. Tamam. Tamam, ben giderim. Ben giderim. Mahallemde beni mi takip edeceksin?
Gelebilir miyim lütfen? Öyle çok gerçekten aç değilim. Efsun. Ben yaptım. Senin için. Ay son ben yani hiç yiyebilecek şeyden değilim ama gerçekten. Lütfen. Eline sağlık. Afiyet olsun lütfen. Yamaçtır belki. Yamaçtır. Ben bakarım. Galiço, bir hoş geldin yok mu? Hayırdır, küsmüyorsun? Niye geldin? Seni götürmeye geldim. Nereye? Bir şey göstereceğim sana. Gelmeyeceğim, gelmem seninle. Gelmem, gelmeyeceğim ne ya Galiço? Biz senin düşmanın mıyız? Herkesi geçtim, sen yapma bari. Gel hele. Korkma, korkma oğlum. Benim. Niye şaşırdın? Teşekküre geleceğim demedim mi? Bu senin. Al bakalım. Beğendin mi? Güzel. Baktıkça beni hatırlarsın. Belki gelirim yine. Ama eskisi kadar çok değil. Üzülme. Tamam mı? Sen benim dostumsun. Selamun aleyküm. Senin mahallense bizim de mahallemiz asla. Evet Aliço, sen bir bakarsın. Boya moya bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin. Bak her yer yandı kül oldu. Senin evine en ufak bir zarar gelmedi. Evim. Evin tabii ya. Artık senin. Yani zaten hep senindi de. Salih, geri gelmezler değil mi? Bir daha dönmezler. Yok, sen merak etme. Hiçbir şey yapamazlar. Ben senin diyorsam senin ya, bitti. Benim. İyi, hadi bana eyvallah. Salih. Sen iyi bir insansın. Öyle mi diyorsun? Öyle mi diyorsun? Eyvallah. Eyvallah abiciğim. Teşekkür ederiz çaylar için. Nasıl yaptın? Arkadaş var ya, o olmasaydı yapamazdım. Öyle mi? Aferin lan sana. Duymuyor.
konuşamıyordu. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Onu nereden öğrendin ya? Merak. Beni boş ver. Sen babamın arabasını nereden buldun? Elimiz ayağımız titredi Hakan. Bizim arkadaki arsa var ya. Oraya attılar öyle. Amca mı? Başka kim olacak? Aman İdris'ten geriye bir şey kalmasın bu evde. Onun derdi o. Fark etmedi mi peki? Senin aldığını amcam. O benim amcam değil. Sizin amcanız. Aa, çok pardon. Pardon. Büyük amcan o zaman. Sen anladın benim ne demek istediğimi. Gelelim o meseleye. Dün gece bir takım çatapatlar olmuş. Bilal amca beni arıyor. Diyor ki sağ ol oğlum. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Cumali amcan çatıda demleniyor. Birileri bizim yerimize bunu yapmış. Acaba kim? Konuşsana oğlum. Cümbür cemaat gidilecekti. Ben de olacaktım aralarında. Ve planı biliyorum. Sizin yanınıza geleyim dedim. Bir haber vermek istedim. Ama sonra bir durdum. Dedim lan niye? Her şey sizin üstünüze mi yıkacağım yani? Amcalarım var, onlar halletsin. E bir de onların yeğenleri var. Onun eli armut topluyor. Vazgeçtim. Mekanı önden gittim. Birkaç hazırlık yaptım. Ne hazırlığı? Ufak tefek patlayıcılar. Gülmemen gülüyor muyum? Gülüyorsun. Bilmiyorum oğlum. Gülüyorsun. Gülmüyorum Akın. Oğlum sen manyak mısın lan? Ha? Tek başına o kadar adamın karşısına. Ya delirdin mi sen? Kim yapar lan böyle bir şey? Sen yaparsın. O başka bu başka. Ben yaparım. Ben de onu dedim işte. Ama sen yapmayacaksın. Asma suratını hemen. Yapamayacağından söylemiyorum. Yaparsın. Yapmışsın zaten. Anasını bellemişsin. Bak anlatıyorsun ne güzel. Ama dert o değil o. Ne o zaman? Sıra var. Sıra. Sıranı bekle. Önce Cumali amca. Sonra ben. Sonra sen. Biz varken sana bir şey olmayacak. Bizim seni korumamız lazım. Bana müsaade et, biz de görevimizi yapalım. Öyle mi? O yüzden duracaksın zaten. Gelmeseydin amca o zaman. Biz unutmuştuk umut nedir. Ne güzel yaşayıp gidiyorduk. Çiçek gibi, ot gibi. Gelmeseydin. Sen demedin mi o gün düğünde? Kaldırın başınıza. Seçiminizin arkasında durun. Ya da kabul edin diye. Öyle mi? Öyle. Dedim. Tamam. Bundan sonra tek başına hareket etmeyeceksin. Benden habersiz tek bir adım bile atmayacaksın. Ben bunu kendim için istiyorum Akın. Senin için istemiyorum. Bencillik yapıyorum evet. Kendim için bencillik yapıyorum. Ama ben acaba Akın ne yapıyor? Akın acaba kendini hangi ateşlere attı tek başına? Bana haber vermeden diye düşünmeyeceğim. Atlayacaksan nereye olursa olsun. Beraber atlayacağız. Duracaksak da beraber. Anlaşıldı mı? Tamam amca.
Yüzüme bak. Bir daha söyle. Tamam amca. Hiç inanmadım sana. Hadi bakalım. Kolay gelsin size. Bakın. Baban. Gurur duyardı oğlum senin. Hayırlı işler. Eyvallah. Ben Cumali Koçamalı'ya bakmıştım ama... İdris'in oğlu. Kim soruyor? Kadir ben. Babanın eski arkadaşıyım. Hoş geldin Kadir abi. Buyur. Celal, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç buyur. Bir terslik yok değil mi? Yok yok, aksilik yok. Geçen seferki teslimattan sonra bu işe girmek isteyen bir arkadaş daha seninle görüşmemi istiyor da ondan geldi. Allah Allah. Kimmiş? Ya sen ne yapacaksın adamın kim olduğunu? Adam benim 3 katı mal almak istiyor. Sen kazanacağın parayı düşün. Ne diyorsun? Getirebilir misin bu kadar malı? Getiririm, getiririm. Neyim var, neyim yoksa koyarım. Bu fırsat her zaman insanın eline geçmez. Bu gece yetişir mi? Yetişir. Yetiştiririm. Sen onları ara, tamam de. Sıkıntı çıkmaz değil mi? Bu saatten sonra çıkmaz bir şey. Bir derdimiz vardı ama Koçovalılar sayesinde savuşturduk. Bundan sonra sırtımız yere gelmez. Durum işte kısaca böyle Cumali Efendi. Siz çukur barlardan, pavyonlardan çekilince it kopukla uğraşmak zorunda kaldık. Gelen giden araç kesiyor. Bir süre idare ettik ama bu aşiret mi neymiş onlarla baş edemedik. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Yamaç. Doğrudur. Yamaç Koçovalı ben. Bilal bahsettiydi. Tahmin ettim. Kadir abi, bu bizim eskiden kapısına baktığımız mekanlar vardı ya. Bunlardan birinin sahibi. Öyle mi? Eyvallah. Abi eyvallah, hoş geldin. Eyvallah. Bir ricası oldu da. Elimizden gelen bir şeyse. Değil. Elimizden gelen bir şey değil. Ben de onu söylüyordum zaten. Ya Kadir abi kusura bakma. Ya biz sana yardım etmek isteriz ama... Evren eski de Evren değil. Sen de biliyorsundur. Biz de o işleri bırakalı çok oldu. Öyle diyorsanız ne yapalım? Kusura bakma. Ben belki geri dönersiniz diye bir umut geldim ama... Canınız sağ olsun. Kusurumuza bakma. Ne kusuru be? Zamanında babanızın,
Selim oğlumun yaptıklarına sayalım. Koç obaların bende çok emeği var. Israr etmiş gibi düşünmenizi istemem. Burada telefonum ve adresim var. Belki fikrinizi değiştirirsiniz. Kalın sağlıcakla. Eyvallah. Ayağına sağlık. Sözünü çiğneyemedim tabii de. Niye kovaladın adamı? Öyle gerekti, öyle yaptım. Tamam. Niye? Az iş değil oğlum herifin istediği. Aşiret maşiret diyor, duymuyor musun? Üç kişiyiz zaten biz, üç. Başa döndük desene. Yamaç, beni delirtme. Başa falan döndüğümüz yok. Zaten hep oradaydık. Ya tamam bak, akıl oyunları. Al takke, ver külah. İti ite kırdıralım. Böyle üstümüzü, kıyafetimizi değiştirelim. Yol keselim. Orada pankart indirelim. Burada pankart kaldıralım. Yürüme lan. Bir de babamın arabasını getirip evin önüne koymakla olmuyor bu iş öyle bebe. Onu söylemeye gelmiştim ben de. Ben değilim. Bakın. Şey sıpası ya. Sadece o kadar değil. Yaptıklarını duysan aklın şaşar. Ne yapmış? Bilal amca aradı beni gece. He? Dedi oğlum sağ olun falan. Dedim ne oluyor Allah Allah. Bunlar cümbür cemaat selam vermeye gitmişler. Malını vermiş, parasını alacak adam. Onları durduracaklar. Ona engel olmuş seninki. Tek başına. Ailece psikopatsınız lan siz. Oğlum ya bir gören olduysa? Yamaç kesin gördüler. Oğlum bu hiç iyi olmadı lan. İyi olmadı çünkü gelip bize haber vermeliydi. Bize gelip sormalıydı. Amcalarım ne yapayım falan diye biz olmaz deyince gitmeliydi. E kaba kuvvet. Tek kişi on kişi olacak şey değil ya. İyi ki bir laf ettik. Hemen başımıza kalk. Hemen. Şey diyor yani. Siz gelmezseniz gelmeyin. Ben yaparım diyor ya. Umut diyor. Helal olsun. Ya neyesi ya? Üç kişiyiz diyorum. Üç. Biz o kadar mıyız abi? Tamam bir de akın var, bir baş daha. Evet, sonra? Versene şunu. Al. Onu değil, eline ne yapayım onu? Al. Kaç kişi de var bunda? Bebe. Aslan parçası. Bu dövmeyi yaptıranlar, dövmenin anlamını da... Niye yaptırdıklarını da çoktan unuttular. Tamam. Hatırlatalım. Bak gülüyorsun. Güldürüyor, düşüncesi bile güldürüyor. Niye sen de istiyorsun? Ya sen bunu bir düşün. Bir ara düşün. İyi geliyor. Düşün düşün. Düştüğünde düşün. Şık. İnatçı Cumali Koçoğlu. Düşün. Hadi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayrola? Yüzün gülüyor. Gülüyor tabii ya. Gülmez mi? Canım bir çay kapı ver be. Sübhanallah. Dün gece moralim pek bir bozuktu. Düzelmişim maşallah. Düzeldi tabii. Niye düzelmesin? Neticede bu hayatta her şeyin bir revanşı var değil mi? Revanş derken? Eyvallah Feyyaz. Ya sen bana Bilal meselesinde bir sıkıntı var demedin mi? Dedim. Tamam işte ben de o sıkıntıyı hallediyorum. Nasıl olacak o iş? Sen arkana yaslan keyfine bak. Çayını kahveni iç. Ben de dedim mi? Ben de. Eyvallah eyvallah. Haber geldi işten tamam.
Ya ne olacak hadi. Hadi. Ayrılma evlat. Nereye? Bu gece benim ufak bir işim var. Yarın sabah hayırlı haberlerle gelirim. Hadi eyvallah. Hadi ayrılsın. Hayırdır ya? Apar topar. Bak seni son kez uyuracağım demiştim. Ne? Yamaç amcama teslimatı haber vereni sen olduğunu biliyor. Neyi? Ya bana yalan söyleme artık Celasun. Ya ne yalanı ya Karaca, Allah Allah. Yamaç amcamla konuşmadın mı? Ya konuştum, konuştum ama teslimat meslimat değil. Onu ilgilendiren bir konuda, şahsi bir mesele hakkında konuştum, evet. Ama amcanın ne çevirdiğini ben bilmiyorum ki, ne hakkında konuşacağım. Ha, bilsen haber vermezdin yani, öyle mi? Yok, bilsem söylerim. Ya sen beni deli etmeye mi çalışıyorsun? Hayır, ama ben sana yalan söylemem. Abi benden bir şey isterse ben yaparım. Yanlış yaparsın. Ne yaparsın yanlış yaparsam? Gider amcaya mı şikayet edersin beni? Şikayet etmeme gerek yok. Seni cezalandırmaya çoktan karar vermiş zaten. Ne yaparsa yapsın. Emmi. Hah, Yamaç. Oğlum nasılsın? Ben iyiyim de sen niye dışarıdasın? Ya içeride kadınlar var. Ben onları çok rahatsız etmek istemedim. Çıktım dışarı ama nereye gideceğimi de bilemedim. Emmi ya, vay benim emmim ya. sen niye yalnızsın? Aliço nerede? Ha, Aliço Vartolu geldi, aldı götürdü. Salih. Salih, Vartolu. Vartolu aldı götürdü. Ne yaptı Vartolu? Aldı götürdü. Nereye götürdü? Nereye? Ya amca beni gözden çıkardıysa çıkarmıştır. Tamam mı? Yapacak bir şey yok. Umurumda da değil, cezamı çekerim. Benim umurumda. Neden? Buradan gidiyorsun Celasun. Neden? 2 gün vaktin var, ikna edemedim amcayı. Hemen toparlan çık. Neden? Çünkü sana bir şey olmasını istemiyorum. Oh be, çok şükür. Çok şükür. Gidecek misin? Giderim. Ama sen de benimle geleceksin. Olmaz. Ben gelemem. O zaman ben de hiçbir yere gitmiyorum. Gideceksin. Ben diyeceğimi dedim Karaca. Eğer benimle olursan cehennemin dibine kadar giderim. Ama benimle değilsen bu mahalleden dışarıya adımımı bile atmam. Sen kararını ver. Ne zaman istersen o zaman. Aliço'm! Yamaç! Yamaç! Bak, Salih evimi verdi bana. İşte bu Salih. Ne dedi sana? Aliço, artık burası senin. Gerçi hep senindi. Doğru demiş. Doğru. Bak, az kaldı. Bunları şuraya atacağım, sonra süpürge yapacağım. Süpürge her yeri. Ondan sonra içeride biraz iş var. Sonra evimde oturacağım, hiçbir yere gitmeyeceğim. Sen nasıl istersen Aliço. Gel içeriği göstereyim. Şimdi gelmeyeyim. Sen buraları güzelce toparla, temizle, süpür. Kitaplarını yerleştir. Ondan sonra gelirim tekrar. Ben de gideyim ki kendi evimi kurayım, değil mi Aliço? Kendi evim mi? Evet. Kur. Kendi evini kur. Teşekkürler emmi. Maşallah. Mezede ister misin yanına? Gel otur. Sana da aldım. Bu ne lan şimdi? Ben içmem oğlum bu saatte.
Ne oldu, hayırdır? Bu ne şimdi sabah sabah? Karaca ile konuştum. Ha. Yolundan döndüremedin yani. Bu mu? Bunun için mi içiyorsun sabah sabah? Oğlum, kız kararını vermiş. Halimden memnun. Uğraşma artık ya. Ben uğraşmıyorum ki Mekke. Bu sefer o uğraşmaya gelmiş. Nasıl lan? Amca. Yamaç abiye yardım ettiğimi öğrenmiş. Dir ya. Lan sen onun için mi burada saklanıyorsun ha? Ya dayı bir sakin ol ya. Gözünü seveyim sakin ol ya. Ne sakin olması lan? O Elif seni sağ bırakır mı ha? Bırakır mı? İşte Karaca da onu söylemeye gelmiş. Ne yapacağız? İki gün içinde mahalleden çıkmazsam hesabım kesilecekmiş. E tamam, daha ne bekliyorsun oğlum sen işte? Karaca'yı almadan bir yere gitmem belki. Lan oğlum saçma sapan konuşma. Başlatma lan Karaca'na. Ne Karaca'sı? Ulan o senin canını alır lan. Senin canını alırlar oğlum. Ne yaparlarsa yapsınlar lan. Yok. Sen bu kafayla düşünemezsin. Anladın? Ben şimdi gideceğim Yamaç abiyle konuşacağım. O toplar seni. Meke! Ne Meke lan? Sakın! Abi bir şey bilmeyecek. İşler daha da fazla karışır, istemiyorum. Ben bir şey yaptım, bedelini de ben öderim. Tamam. Kusura bakmayın, sizi de buraya kadar yordum ama. Estağfurullah, ne demek. Ama şaşırdım, ne yalan söyleyeyim. Yani evle ilgileniyorum deyince. Vallahi ilgileniyorum. Hem de bayağı yakından ilgileniyorum. Dedeniz Sabri amca vefat etmiş, başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Evi de... Bana bıraktı, evet. Biz de sizinle tanışmıyoruz ama ben sizi biliyorum. Sizden kira falan alacak değilim. Yani madem evi tutmak istiyorsunuz, ev sizindir. Nasıl yani? Babanız dedeme çok saygı göstermiş. Bu arsa aslında sizin. Dedeme kiralamış zamanında ama sonrasında bir kere bile para almamış. Aslına bakarsanız burası sizin. Eyvallah ama ev sizin sonuçta. Ben yine de bir şeyler ödeyeceğim. Yani gerçekten gerek. Gerçekten. Benim içim rahat etmez. Bir şeyler ayarladım ben. Sizin için de uygunsa lütfen. Geç. Hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim. Eyvallah. Eyvallah. İşe giriştik. Allah sonumuzu hayretsin. Bir iş dediğin bir ömürlük emek abi. Ben şimdiye kadar bu kadar büyük satış yaptığımızı hatırlamıyorum. Ben de. Surprise! Çok bekletmedim umarım. Estağfurullah da siz? Kısaca Vartoli Saadettin Bey diyebilirsiniz. Ya bunun yarını da vardı, öbür günü de vardı. İlla bu gece, illa bu gece. Şikayet etmeye bırak. Bulabildin mi yeri, onu söyle. Buldum. Yarın git sak ya.
Bak sabah olacak. Vallahi bir gram uyku uyumamışam ya. O tırdan o tıra, o tankerden o tankere. Maykun'u Murtaza. Yürü dedim mi yürü. Hadi gidelim. Müşteri memnun. Böyle giderse Celal Bey'le daha sıkı çalışırız dedi. Eyvallah. Yerinin arkasında koçavallar olduktan sonra bu gemi daha çok yürür. Hepimiz rahat ederiz. Aynen abi. Bu kadar malı getirdikten sonra taşıması çok kolay. Ya ya kolay tabii ya. Tankerler mazot taşır. Ben hep seni düşünürüm Celalciğim. Kimsin sen? Kim miyim? Şöyle tanıtayım kendimi. Bartoli Saadettin Bey diyeceksiniz. İlla ateş ettireceksiniz. Evet, kim olduğumu öğrendiğine göre asıl soruyu soralım. Bilal'i mi daha çok seviyorsun yoksa kendi canını mı? Celal, hoş geldin. Hoş bulduk. Geç buyur. Bir terslik yok değil mi? Yok yok. Aksilik yok. Geçen seferki teslimattan sonra bu işe girmek isteyen bir arkadaş daha seninle görüşmemi istiyor da ondan geldi. Akşama görüşürüz. Bir sıkıntı çıkarsa haberdar et. Bir şey çıkmaz evvelanda. Eyvallah. Nesi var nesi yoksa getirecek. Bu gece size dediğim yerde hazır olacaklar. Eyvallah eyvallah. Haber geldi işlem tamam. Yani olacağı da. Hadi. Sen... Ben... Kısaca kendimi şöyle ifade edeyim. Bilal amca... Sen... Güzel bir abimize benziyorsun. Lakin... Bizim amcayla aranızda bazı anlaşmazlıklar, tartışmalar çıkmış. Ben de diyorum ki, ya gel seninle aynı zeminde bir tartışma ortamı yaratalım. Diyalog kanallarını açık tutalım. Bunda öyle bakacak anlaşılmayacak ne var Bilal amca? Diyorum ki sana illa bombalar mı patlasın? Silahlar mı ateş alsın? Ne gerek var bunlara? Ha? Konuşarak halledelim, çözelim. Ne istiyorsun? Sen bir karar ver istiyorum. Ne kararı? Buradaki tırların hepsi senin mi? Doğrudur. Hepsi bu kadar mı? Yolda 4 tane daha var. Güzel adamsın sen. Bak dürüstsün, dürüst. Ama dediğimi yanlış anlama. Birazcık bencilsin. Hep bana, hep bana, hep bana, hep bana. Bu bencillik değil mi ya? Ne demek o? Ya Bilal amca, bir ton tırın var. 3 tanesini de verivereydin amcaya. Ne var yani? Ben o işi yapmam. Ama sizin yaptığınız işler çok temiz sanki. Ne yapsın adam? Bu saatten sonra meslek kolunu mu değiştirsin? Kaçak mazot mu satsın, silah mı satsın, ne yapsın? Ben amcana diyeceğimi dedim. Bilal amca. Bak o da gelmiş, senin boy ölçünü anmış. Ya anla beni. Bu işin sonu güzel bitmeyecek. Kanlı bitecek. Ya bırak
Canını koruyayım senin işte. Ha? İstemez. Aman Bilal amca ya. Sen de onu istemez, bunu istemez. Ne yapayım? Emekli edeyim ben madem seni canını koruyabilmek için. Mahmut. Ara adamları, başlasınlar. Gel bak şimdi Bilal amca. Bak, bu tırlar senin tırlar, tanıdın mı? Ha? Ne yapıyorsun lan manyak? -4. Ver bakalım. Sıra diğerlerinde. Başla. Bilal amca, geriye çekil istersen. Canından kıymetli değildir herhalde malım. Yapma. Yapma. Beni bitirirsin. O zaman bir karar ver. Bizimle misin? Tamam. Tamam. Tırlar bizim. Sizin. Eh be Bilal amca. İlla böyle mi açılması lazımdı diyalog kanalının? Mahmut. Sökün. Günaydın. Feyyaz, çay ver bize. Hemen. Bismillah. Günaydın. Hayırdır? Yoksa bugün amcandan aferin alamadın mı? Saçma sapan konuşma Akın. Ne oldu? Bir şey olmuş. Ne oldu? Ve bu aptal Celasun yüzünden. Ben ona yalvardım ya. Ben ona yalvardım. Dedim ki yapma, ne olur yapma. Ama işte inat. İnat illa kafasının dikine gidecek. Beni de arada bırakıyor. Niye arada kalıyorsun? Amca Celasun'un arkasının iş çevirdiğini öğrenmiş. Gitmezse cezasını keseceğim diyor. O aptal da ben sen gelmezsen hiçbir yere gitmem diye inat etti. Git kızım sen de o zaman. Ben Çukur'u bırakamam. Ya bırak Karaca Allah aşkına. Çukur diyorsun. Senin derdin Çukur değil. Senin derdin amcan. O senin başını okşadı. Sana güç verdi. Sen Çukur'dan değil. O güçten vazgeçemiyorsun. Ne alakası var ya? Çok alakası var. Ben seni tanımıyor muyum? Ha? Tanımıyor muyum ben seni? Sen benim kardeşimsin. Senin tek derdin sevilmek. Ben bunu çok iyi biliyorum. Bu dün de böyleydi, bugün de böyle. İlk kez biri seni sevdi, değer verdi sanıyorsun belki, anlıyorum. Ama o herif seni zerre kadar, günaha kadar sevdi. Akın yeter! Yetmez. Gör artık şunu. Amcan seni kullanıyor Karaca. Ya sen kendine baksana. Kenara itildin. İlk defa önce Akın gelmiyor. Önce Karaca geliyor. Sen benim yerime geçtin, ben senin yerine geçtim. Onun kuyruk acısıyla sen kime saldıracağını şaşırıyorsun. Ama sen benim yaşadıklarımın onda birini yaşamayı kaldıramadın, yalan mı? Nasıl sen gör bunu? Ah be kızım ya. Ah be.
Hoppa. Aferin sana amcam. Tamam. Kimsin? Benim. Hı? Kim geldi? Baba. Koş. Hadi yavaş koş. Yavaş. Hop. Baba. Kızım. Aşkım. Oy canım. Oy biraz toz içindeyim. Pardon. Üstün başın niye toz senin aslan parçası? Gece çok pis işler karıştım. Nereye gideceksin? Nereye gideceksin? Amcaya mı gideceksin? Bana amcaya mı gideceksin? Gel amca. Oy, gel. Amcasının gülü gel. Gel bakayım. Helva yer misin? Tabii sürpriz, dün bir şeyler yaptım. Ama hepsi sizin için. Ne oluyor? Güzel şeyler oluyor. Evimize gidiyoruz. Var oğlum bizim evimiz. Yok öyle değil. Bu babamın yaptığı gibi. Ailenin evi. Hep beraber yaşayacağımız ev. Koçovalılar artık bir arada olacak. Eskisi gibi. Herkes bizim kim olduğumuzu bilecek. Ateşimizi geri alacağız. Biz iyiyiz böyle Yamaç. Abi, oğlum bak görüyorsun sofradan kalkıyor böyle şeyler konuşulunca. Oğlum ben eski Cumali Koçovalı değilim artık. Ben pazarcı Cumali'yim. Benim evim de burası. Meryem amcam. Bilmem mi? Ne oluyor Damla, bu ne? Sen gazeteler nerede? Bulmaca çözdün, attın mı onlara? Yok, ileride. Ne yapacaksın? Ne yapacağım işte, bütün bu camları saracağım. Ne yapacaksın? Camları saracak. Hadi Cumali kalk. İş çok, koca evi taşıyacağız ya. Hadi diyor, ev taşıyacağız diyor. Tamam diyor. Gel buraya, gel buraya. Tamam vereceğim ben. Dans. Kırılmış boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Elin kanlı çünkü abi, demir kapı bundan. Ne özlemi hasret suçu doğasında varsa. Yoksulun merhameti gasp, elinde sas. Hep beklemiş gözlerinde yaş, sırtında yaz. Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmelecek. Biz tanığız keşmekeşe, en önden arz edeceğiz. Ben sesimden fark edeceğim yaşlandığım. Ya da her şarkıya veda niyetiyle yazdığımdan. Sana çirkin ağızlarından, aşklarından geri kırıntılar kalacak. Ve bu yalnız olacak. Senin yandığından daha fazla yanan insanlara duymuyorsan eğer, nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır ve imser bir gül açar parklara. Karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var, ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın karkışında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgun, öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var, ne beklenen yarınlardan artık. Artı hep anlattım biliyor musun? Dedim ki dili yok bunun. Kimsesi kimi yok onun, neşesi düşü yok şunun. Dedi ki düşür Hamza'nın eş yerine şarkısı. Yok işte bir şey oldu. Öyle değil işte, olmalı bir çözümü. Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük? Acılarını çekip gözlerini silmiş insanları düşün. Paramparça düşün.
intihar kışında kaldık. Alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Hep utancın kar kışında kaldık. Alkışlara kandık. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık. Mevcut düzen dahilinde ne aşkı. Avunduğun her şey sahte yok aslan. Geriye ne kalmış? Düşlediğim bir yaşam ve utandığım korkular var. Gönlümü vermiş kenemde anlıyorken bir halkı. Uykusuzluk sende artık onlar temizlerler vicdanlarını. Açsa karnı yağma artık isyan sayılır. Bir anne vedasıdır gerçek hicran tanıma. Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız. Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında. Dünyanın tam ortasında. Güneşler büyütür üstümüzde sonra kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda. İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı. Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım. Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım ve gökyüzü çok yıldızlı. Tamam kuzum, tamam geldim. Hah, şunu aldım da. Ne o? Benim malzemeler. Öyle yorgun öyle beter sabahlara kattık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne... Tamam, bunları bırak kalsın. Nasıl kalsın? Pazarda ne yapacağım ben? Ya cumali bir önlük, yelek. Tamam. Tamam, bunlar kalsın artık. Ha. Tamam abi. Elinize sağlık. Hadi toparlanalım. Hadi Ali. Medet. Hadi. Siz de burası. Aa, gel, gel, gel. Hadi. Hadi atın çocuklar. Yapma. Aman. Damla. Ali Amaç. E abi siz gidin, ben geleceğim. Ne kapıştınız yine sabah sabah? Ya Burak gerizekalı. Ne oldu? Yok bir şey, benim halletmem gereken bir mesele, boş ver sen. Otur Karaca. Otur. Madem bir mesele var, anlat çözelim. Öyle sağa sola bağırmakla olmuyor. Heh. Celesun. Çukur'dan gitmesi lazım. Yoksa sonu iyi olmayacak. Amca mı? E konuş sen de o zaman. Gitsin. Ya ikna olmuyor ki. Tutturmuşsan gelmezsen ben hiçbir yere gitmem diye. Ay Karaca, sen de ben gitmem, ben burada kalacağım mı dedin? Ya Allah aşkına. Ya
Böyle bir durumda bir yalan söylemek gelmedi mi aklına? İkna olmaz ki. E sen de ikna olacağı bir tane bul o zaman Karaca. İkna olması için de elinden ne geliyorsa yap. Madem çocuğun canı tehlikedeymiş. Rica ederim Karaca, ne demek? Hadi koş koş. Hoş geldiniz. Bakayım sana bir. Hı? İyisin. Şu an çok iyiyim. Ayrıca demesin. Biliyorum. Hadi gidiyoruz. Nereye? Evimize anneciğim. Kız hani sürpriz olacaktı. Sürpriz. Evi mi? Evimize. Ben gideyim. Aşkım. Eski. Öyle. Eski ama büyük. E bizim ailede geniş olduğuna göre öyle mi? Öyle öyle. Ama işte gene de eski. Ama abim haklı bir konuda. Bizim aile geniş. Daha herkes gelecek. Akın'ı, Karacası, Yasmin'i. Anan. Senin de anan. O da gelecek. Saadet, İdris, Salih. Ha. Bak, Salihken gelebilir. Ama Vartolu'yken. Bak ne kadar güzel, temiz, açık çocukların önünde söyledi. Höt dedim ya, höt. Höt dedi ya. Höt. 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 Bakayım. Höt. Höt. Neyi bekliyoruz evlat? Söylemeyecek misin? Az sabır. Gelecekler birazdan. Çay bitmiş senin, çay istene. Nedim. Kap bir çay gel hadi. Hmm. Eski işin değil mi oğlum? Seke seke gider yapar gelirsin işte. Hah. Nihayet geldiler. Murtaza'yı mı bekledik bu kadar saat? Yok, yalnız onu beklemedik. Hah. Beklediğine değdi mi? Hoş gelmişsin. Selamünaleyküm. Ne oldu, beğenmedin mi? Yok, yok, ev güzel, çok güzel. Ben pek iyi hissetmiyorum yani, biraz uzansam varsa uzanacak bir yer. Bulurum da neyim var? Biliyorum. Sen en zorunu atlattık diye düşünüyorsun. Ama aslında şimdi daha zor. Yani ben demiştim ya sana. O ilaçları alırken ben unutuyordum. Ama şimdi her şeyi hatırlıyorum. Tek tek her şeyi. Hatırlıyorum. Tüm bunlar oldu. Evet, oldu. Ben
Ve ben bununla nasıl yaşayacağımı bilmiyorum. Biraz zaman, biraz sabır, çokça sevgi. Yamaç, zaman hiçbir işe yaramaz. Yani kapatılacak çok hesap var. Ve benim gücüm yok. O yüzden sen beni biraz daha bırak, ben uyuyayım. Yamaç abi. Ne oldu lan? Bilal amca kahvede. Ya Bilal. Git, ben uyuyacağım zaten. Geleceğim, geri geleceğim. Yürü bakayım, ne işi varmış lan? Bilal amcanın. Anlat Bilal, ne diyeceksen. Havadan sudan konuştuk, bitti. Buraya kadar boşa gelmedin herhalde. Boşa değil, doğrudur. Sen bana bir anlaşma teklif etmiştin. Hala geçerliyse kabul etmeye geldim. Geçerli tabii. Ama şartlar biraz değişti. Niye şaşırıyorsun? Neticede az çektirmedin bize. Ama madem pişmansın, madem yanlışından döndün, büyüklük bizde kalsın. Değil mi evlat? Öyle, öyle. Biraz fazla olmuyor mu Cumali Bey? Yaşça benden büyüksün Bilal. Ama bu yaş meselesi değil. Saygı. Yapma. Yapma, yapma, yapma. Yap. Bundan sonra bizimlesin. Sözümüzden bir daha dışarı çıkmayacaksın. Anlaştık mı? Siz nasıl derseniz öyle olacak. Karaca, vallahi telefonun dediğinden bir şeyler yaptım. Oldu mu olmadığını bilmiyorum. Bir bak sen. Olmuş. Olmuş. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Öyle dedim Beyaz. Ne diyorsun cennet sen ya? Allah'ım çok şükür kavuşmuşlar ya Rabbim. Kim kavuşmuş? Cennet, sen bir İdris'e baksana ablacığım. Ne oluyor Saadet? Anlatsana, bir şey mi oldu? Anne, Cennet bana bir şey anlattı. Ne? Yamaç'ı görmüşler. Kızıyla. Nerede kalıyorlarmış? Yeni bir eve taşınmışlar. Peki adresi madresi belli mi? Biz biliyor muyuz? Yok, bilmiyoruz da.
Gerekirse Feyyaz'ı arar öğreniriz. Tamam. De sen... Sen gitmesen mi acaba anne ya? Ne münasebet. Benim torunum gelmiş. Yamaçımın kızı gelmiş. Oğlum bana istediği kadar kızsın bağırsın. Torunumu benden esirgemesin. Esirgemez değil mi Saadet? Yok, yok. Yamaç yapmaz öyle şey. Şimdi ben hazırlanayım. Sen hemen ara, adresi öğren bana. Tamam. Hadi hemen, hadi. Tamam. Siz inmeyin. Bekleyin burada. Ben amca, niye yaptım? Başka çare bırakmadılar ki oğlum. Niye bana gelmedin? Bilseydim başıma geleceği. Uzun yıllardır çalıştığım adamları satın almış. Adamlar karşıma geldiler, yalan söylediler. Alıcı var dediler. Mal getir dediler. Bilseydim bu işin arkasında bu şerefsizin olduğunu, hiç yapar mıydım? Hırs işte. İnsanın gözünü kör ediyor. Nereden bileceksin bu işin arkasında büyük bir tuzak olduğunu? Belki hala bir yol vardır. Niye pes ediyorsun ama? Yol mu kalmadı. Neyim var neyim yoksa hepsini aldılar. Neyse sen dert etme. Bu defaki benim hatam. Kanmamalıydım. Sen elinden geleni yaptın. Allah razı olsun oğlum. Ama bir konuda haklılar biliyor musun? Neymiş? Muhtaç olmayacaksın. Hiç kimseye muhtaç olmayacağız. Ancak o zaman kurtulursun bu heriflerin elinden. Çukur çok değişmiş. İdris zamanında böyle değildi. Hiçbir şey durup dururken değişmiyor Yamaç. Bu herif insanları kendine mahkum ederek yükseliyor. Halbuki İdris kendi insanının ekmeğini kazanması için uğraşırdı. Kimse ona muhtaç değildi. O korurdu. Kullanmazdı. Ama bu herif biat istiyor. Hani sen diyorsun ya pes etme diye. Muhtaç olmasam ben öyle yapar mıydım? Hasılı sen beni boş ver. Sen kendi insanını, mahallelini o adama muhtaç et. Abi! Abi! Oğlum gitme bari. Şu Kadir'in kartını sen almıştın. Duruyor mu sende o? Ha duruyor. Tamam onu al gidiyoruz. Nereye? İşimizin başına. İşimizin başına. Hadi alın üstünüzü başınızı. Hepiniz. Buyur abi. Eyvallah hayırlı işlerin olsun kolay Allah gelsin. Allah'a.
Efendim? Neredesin? Yamaç abinin eksikleri var, onları alıyorum. Ne oldu? Ne? İşte yeni eve taşındı ya hayırlısıyla. Hiç vazgeçmeyeceksin değil mi? Ha yok, sen bir karar değiştirmediysen ben de değiştirmiyorum. Akşam senin mekanda o. Geleceğim. O zaman öğrenirsin kararımı. Bakma kızım. Döndüğünüzü duydum da torun da geldi dedilerdi. Anne. Yok. Ne demek? Torununuz neticede. Gerçekten mi? Girebilir miyim? Tabii. Biz sizi yemeyiz. Gerçekten mi ya? Gerçekten böyle bir şeye izin vereceğimi mi düşünüyorsun? Yapma kızım, yapma. Yapma. Yapma Sultan Hanım, yapma. Bırak. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Yapma. Bırak. Yapma. Bırak kızım. Allah belası. Sen dua et, Yamacın annesisin. Yoksa kendi ellerimle öldürürdüm seni. Defol şimdi. Defol. Hiç acımam, öldürürüm seni. Şimdi defol git buradan. Duydun mu beni? Defol! Ben çıktım. Aha, bunlar yine toplanmış. Yine ne geliyor acaba? Ne oluyor bunlara gene? Valla diğerlerini bilmem. Ama Yamacın o bakışını tanıyorum. 8 numaralı bakış. Bir planım var demek. Nereye evlat? Geleceğim. Buralarda değil mi Metin? Buralar abi. Bu yukarıki sokaklar. Buralar hep sefiller oynuyor. Biz burayı alalım. Abi bu tarafta siz de. Çalabildiğiniz her kapıyı çalın. Burayla başlıyorum. Ferhat. Hadi bakalım. Yamaç abi. Mustafa. Gel. Abi. Tamam tamam dur. Gel bakalım bir konuşalım seninle biraz. Bana kolay gelsin. Sağ ol oğlum. Senin oğlan evde mi? Bir baksın bana ya. Az mı bekle Cumali oğlum. Ergün bir baksana oğlum. Kardeş az gel hele. Hadi. Yamaç abi seni görmek istiyor. Aslan parçası, az dışarı gel de seninle bir konuşalım.
Yiğit, ne yapıyorsun oğlum? Bir abini çağır bakayım bana. Meraklar da geldi. Hayırdır canım? Bayram değil, seyran değil. Kapı kapı dolaşıp şeker mi dağıtıyorsunuz? Senin bu halinle anlayacağım meseleler değil. Bartolu. Medet. Ne? Ne pis bir insanmışsın sen be. Hayırdır? Neymiş benim bu halimle anlamayacağım iş? Eski işlerine geri dönmek isteyenler. Barlara, korumalığa dönmeye niyeti olanlar. Ya da biz silahçıydık, başka işlere bulaşmayız. Açıkta kaldık, işimiz elimizden alındı diyenler. Varsa tabii. Ki var. Bak, bu akşam benimle gelecekler. Nereye acaba? İşlerinin başına dönecekler. Lan oğlum, hepinize iş verilmedi mi? Hanginiz açıkta kaldınız? Söylesenize. Onlar o işi istemiyorlar canım. Öyle mi canım? Akşama hazır olun beyler. Olmayın canım. Olun canım. Olmazsınlar canım. Olacaklar. İşlerinin başına geri dönecekler. Ekmeklerini kazanacaklar. Kimseye muhtaç olmayacaklar. Sen de buna engel olmayacaksın. Vallahi galiba olacağım canım. Çünkü bu adamlar senin bu dediğin işleri yaptıkları zaman bu mahalleden gidip ayakları çamurlu bir şekilde geri dönüyorlar. Barıydı, pavyonuydu, silahıydı. Başlarını belaya sokup sonra o belayı gelip mahalleye sokuyorlar. Ben bir daha bu mahalleye silah girmesine izin vermeyeceğim. Bu mahalle senin değil. Amcanın sanıyorsun ama onun da değil. O yüzden sizin ne düşündüğünüz benim. Mahalle benim. Bizim. Sen önce bir o ağzını topla. Toplamazsan ne olur? Ben bir kabasını alırım. Hele götür bakalım bu adamları akşam. Görelim ne oluyor. Hadi beyler. Akşama gelenin işi hazır. Bir düzen kuruldu. O düzeni bozanın, mahalleye tekrardan silah sokanın gözünün yaşına bakmam. Bilesiniz. Gitmek istiyorsanız gidin. Hadi. Medet. Görüyor musun? Diyorlar. Görüyorum Cumali Bey. Hadi. Hadi.
Gidin bakalım. Madem öyle istiyorsunuz, sonuçlarına katlanırsınız. Ne bakıyorsunuz lan? Yürüyün hadi. Bu ne arkadaş ya? Şu ortamda çay içiyoruz ha. Ya tamam, şu işi bir halledelim. İstediğin zaman gelirsin. Damla yengen müsaade etmez. Medet. Niye, yalan mı söylüyorsun? Allah Allah. Arkadaşım, ben buraya eşimle sürekli geliyorum zaten. Ayrıca gelirim de, ne var? Ya ben karımı seviyorum ya. Ne olmuş ya? Buna bir alışın ya. Biz onunla ilgili bir şey demedik. Bak. Koca 10. mahallesine bak ya. Tövbe estağfurullah. Selamun aleyküm. Gel gel. Aleyküm selam. Birine mi baktınız? Kadir nerede? Kadir? Hangi Kadir? Deli Kadir lan! Ay gitmiş mi şimdi aklıma geldi. Ahmet. Cumali Bey, yer mi? Ne yapacaksın sen Kadir'i? Hiç. Kapanacak bir hesabımız var kendisiyle. Biz kapatalım o hesabı. Kendini korumak için sizi mi tuttu? Ha, 4 kişi, öyle mi? Abi, beyefendi haklı. Kaç kişiler görmüyor musun? Biz hiç girmeyelim bu işe. İyi edersiniz. Ya da zaten duyduğumuza göre burayı Çukur koruyormuş. Öyle mi? Hatırladı. Hatırladı ki doğru bak, bir tanıdık geldi, güzel. Kaşı kalktı bir kalkmadı, kalktı kalkmadı arasında. Nasıl yapalım? Siz gider misiniz? Yoksa biz uğraşalım mı? Sen bizim burada kaç kişi olduğumuzu görmüyorsun galiba. Sen bizim kaç kişi olduğumuzu görmüyorsun. Çukur! Beyler, arkadaşı uyardım, anlamadı. Dans istiyorum, ritimli. Son, iki, üç, dört. Bu kadar kolay halledebileceğini bilseydim, iki senedir bu uğraşıyorum. Eyvallah. Bundan sonrası için de mekanın koruması Çukur'dadır. Eyvallah. Laf geçiremedin yani. Delirtecek beni. En sonunda kıracağım ağzını bunun. Oh.
Ne olmuş Nedim? Ne yapmışlar öğrenebildin mi? Kader'in pavyonuna koruma sokmuş mahalleliği. Sırf bana inat olsun diye yapıyor, inat. Sadece o değil. Güçlenmeye çalışıyor. Baş kaldırmaya, dik durmaya. Öyle giderse bugün bir pavyon, yarın iki bar derken bütün koruma işini geri alır. Daha da durmaz, silah sokar mahalleye. Yeter, tamam. Yetmez. Bugün bizim karşımızda olanları yanına çekecek, yarın bizim yanımızda olanları. Savaş çıkarmaya çalışıyor. Yok öyle. Ben bu düzeni niye kabul ettim? Eceli gelmemiş tek bir kişi o mezarlığa girmesin diye. Salih, bak. Kardeşine kıyamıyorsun. Ama o seni ezip geçmeye karar vermiş. Bu kadar korkuyorsan çoktan gitmiş olman gerekirdi. Benim için bu kadar korkuyorsan çoktan benimle birlikte yolda olmam gerekirdi. Seninle gelmeyeceğimi kim söyledi? Sen gerçekten... Evet. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Geleceğim. Ama hemen değil. Nasıl olacak bu iş? Önce sen gideceksin. Birkaç gün sonra da ben geleceğim arkandan. İnanmıyorum sana. Neden? Hani çok emindin seni hala sevdiğime. Ben emin olmak isterdim. Seni nasıl ikna edebilirim? Alttan yayın yapıyorsunuz. Canlıya geçeyim dedim. Ne diyorsun lan? İn aşağıya. Sen çık o zaman. Biraz müşterilere eğlendir. Böyle gece hayatı mı olur? Lan manyak! Başlatma gece hayatından. Burayı kim koruyor biliyor musun?
Koçovalılar değil mi? Evet, Koçovalılar. Evet, Koçovalılar. Biz de yanlış mekana geldik sandık ya. Öyle değil mi çocuklar? Evet gençler, patlıyor muyuz? Hayırdır bu saatte? Amca ben şey diyecektim. Celasun meselesini hallettim. Gidiyor mu? Emin misin? Evet. Yarın sabah erkenden yola çıkmış olur. Güzel. Güzel. Aferin kızım sana. Doğru yolu göstermişsin. Aferin. Sağ ol amca. Başka bir şey yoksa ben müsaadeni istesem. Tabii tabii. Çıkabilirsin. Geri de sen yarama, baksana tabii. Ne olursun tabii. Ben de dururum. Geldin oğlum sen. Hem başını belaya soktun hem de adamın kapısına mı geliyorsun? Adama gelmedim Eke. Sana geldim. Ne iyi gelin. Ne oldu? Ne istiyorsun? Vedalaşmaya geldim. Ne oldu oğlum? Sen demiyor muydun git işte. Git kurtar kendini git diyordun. Gidiyorum işte. Dedim, ne bileyim oğlum. Şimdi vedalaşmak deyince... Gel lan. Beni arayacaksın değil mi? Arayacağım. Her gün. Her gün.
Tamam oğlum, ağlama ya. Sen kendine bak lan. Peki sen benim kardeşimsin, biliyorsun değil mi? Sen de benim kardeşimsin oğlum. Hey. Ne yapıyorsunuz lan siz öyle? Aşıkla mahşuk. Abi ben... Celasun sen? Lan oğlum. Ne oluyor lan durup dururken? Bak bakayım ona sen. Öyle abi mi? İçimden geldi. Yok yok, bir haller var sende. Ne hal abi ya? Yani işte sabah sabah derlenmiş işte, gelmiş bana da sarıldı manyak ya. Sen hayırdır, araba, kıyafetler falan? Nereye gidiyorsun sen? Mahalle ya, ben nereye giderim? Ceresin nereye gider? Mahalleye gidiyorum ben. Seni de bırakayım. Bırakma beni. İlla gideceksen kendin git mahalleye. Kendinize mukayyet olun lan. Abi sıkıntı var. Sıkıntı yoksa? Sıkıntı vardır. Ferhat, güzel haberler vermek için de çalacak mısın bu kapıyı? Yürü lan. Elbet bir gün abi.
Abi öyle bir bastı ki mekanı, neye uğradığımızı şaşırdım. Tamam tamam. Anlatma daha fazla. Bir şeye ihtiyacınız var mı oğlum? Yok abi, eyvallah. Senin oğlum. Abi sen... Şöyle buyur abi. Bereket versin. Hayırlı işler abi. Hayırlısı. Abi bir de bu var be benim. Ne o kadar? Bizden olsun. Eyvallah, hayırlı işler. Sağ olun. Ne yaptın lan sen? Ne yapmışım lan ben? Ladies and gentlemen'lar falan filan. Hatırlattı mı sana bir şey Bartolu? Evet. Bana bak bana. En başta seni döverim ha. Sonra kimi döversin Bartolu? Sonrasını bilmem. Ama en çok bunu döveceğim. Sen ne oldu hayırdır? Mekanları geri almadın mı? Korumalar, silahlar. Ne oldu? Koruyamadın mı? Koruyabildin mi? Koruyamadım. Çünkü sen Bartolu her zamanki gibi bel altı vurdun. Bundan sonra böyle. Dişe diş. Ayrıca ben her zaman ne derim? Her yol mübah. Her yöntem mübah. Sana kaç defa söyledim. Bu düzen bozulmayacak. Artık burada kan akmayacak diye. Ben de sana dedim. Babamın mirasını çiğnetmem dedim. Babamın mirasına bak. Çok şükür. Öyle demeyeceksin. Tövbe diyeceksin. Niye? Çok şükür. Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Olmuyor. Biz artıktan anlamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bu sokaklar acıya kardeş olur. Yaralar kapanmıyor. Mezar taşlarına bak, toprak kan olur. Duvarların dili olsa konuşsa,
Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Bu el artık benim lan. Bu eli aldım senden. Bu el kuruyacak. Kullanmayacaksın. Duydun mu beni? Duydun! Dağlanmadan kapanmazdı acısıyla anladım. Bak yaran bir çareydi, kimseye anlatamadım. Dökülen yaşlarımla soluk çiçekler açtırdım. Kaç kapıyı kapattım, ah kaç kadeh kırdım. Dilim söylemese de aklım bana aykırdı. Anlattıklarım dinleyebildiği kadar mıydı? Sustuklarımın yükünden sırtım ağrıdı. Tezgahın arkasında İlis Baba ile oğulları durmaz mı? Biz sana ne dedik? Celasın efendi. Ne dedik biz sana? İyi hadi. Kendilerim okyanusa tez attı. Senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken her zerre ufkunda güneş oldu battı. Zamanım daraldı, bileklerime saatler kala. Aklım karardı, evim kara toprak altında. Gölgeler doğaya karışır musalla taşında. Damat. Üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşı. Zaten kurt sürüye gece iner. Yaralar kapanmıyor, mezar taşlarına bak. Toprak kan olur, duvarların dili olsa konuşsa. Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Bıçak sırtı gibiydi alıp verdiğim nefesim. Acılarla doldu hep kırık göğüs kafesim. Ölümle yaşam arası kabus gibi düşlerim. Kazarım bu toprağı kan içinde ellerim. Feda etsen de kendini dönmez yitirdiklerim. Ne ben cehennemim. En zoru ne biliyor musun Celasun? Bu devran dönse bile yetmez acı. Geçmeyeceğini kabullenmek. Öldürseydin de geçmeyecekti. Şimdi de geçmeyecek. Hiçbir zaman geçmeyecek. Geçmiyor oğlum. Geçmiyor lan. Senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken her zerre ufkunda güneş oldu battı. Zamanım daraldı, bileklerime saatler kala. Aklım karardı, evim kara toprak altında. Gölgeler doğaya karışır musalla taşında. Üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşında. Sokaklar acıya kardeş olur. Yaralar kapanmıyor. Mezar taşlarına bak. Toprak kan olur. Duvarların dili olsa konuşsa. Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Bu sokaklar acıya kardeş olur. Yaralar kapanmıyor. Mezar taşlarına bak. Toprak kan olur. Duvarların dili olsa konuşsa. Benim acı öyküme karanlık çöker yine. Dağlanmadan kapanmazdı acısıyla anladım. Bak yaran bir çareydi, kimseye anlatamadım. Dökülen yaşlarımla soluk çiçekler açtırdım. Kaç kapıyı kapattım, ah kaç kadeh kırdım. Dilim söylemese de aklım bana aykırdı. Anlattıklarım dinleyebildiği kadar mıydı? Sustuklarımın yükünden sırtım ağrıdı. Bağırsam sesim saçlarını okşar mıydı? Deniz gözlerinden terki diyar ederken ben lebi derya yelkenlerim okyanusa tez attı. Senle tamamlanan kalbim avuçlarındayken her zerre ufkunda güneş oldu battı. Zamanım daraldı, bileklerime saatler kala. Aklım karardı, evim kara toprak altında. Gölgeler doğaya karışır musalla taşında. Üstüme gelen duvarlar sanki mezar taşında. Bu sokak...